İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Efendim bugün 3 konuğumuz var. Profesör Doktor Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız çevrimiçi bağlanıyor. Doktor Barış Erkuş ve Doktor Şeref Polat bizlerle birlikte stüdyoda. 3 konuğumuz da deprem mühendisi ve inşaat mühendisleri. Deprem mühendisleri Doktor Barış Erkuş ve Doktor Şeref Polat bir hafta boyunca Nurdağı, Antep, Antakya, Hatay, İskenderun ve Kahramanmaraş'ta araştırmalar yaptılar. Bölgedeki binaların durumunu tespit ettiler. Çöken ve ayakta kalan binaları fotoğrafladılar. Deprem bölgesindeki bulundukları her gece gözlemlerini, değerlendirmelerini bir grup uzmanla, bilim insanı ile çevrim içi toplantılarda tartıştılar. Profesör Doktor Mehmet Nuray Aydınoğlu'nun katılımıyla ve ekranda paylaşacağımız görsellerle konuklarımızın tespitlerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Nuray Hocam, hemen size bir soru yöneltmek istiyorum. Deprem mühendisi dediğimiz zaman ne kastediyoruz? Kısaca bilgi verir misiniz lütfen? Evet, deprem mühendisliği oldukça yeni bir disiplin. Eskiden aslında amacı nedir? Depremleri ölçen, depremleri analiz eden sismoloji ile inşaat mühendisliği arasındaki köprüdür. Oradan oraya geçiştir daha doğrusu. Eskiden dediğim 30-40 yıl önce hatta mühendislik sismolojisi adı verilirdi bizim branşımıza. Yavaş yavaş bütün dünyada deprem mühendisliği branşı ve bunun alt dalları daha iyi kristalleşti, belirledi. Şöyle bir özetleyebilirim. Biz sismologlar bizim zayıf hareket dediğimiz ve çok uzaktan kaydedilebilen deprem hareketleriyle analiz yaparlar. Biz ise kuvvetli yer hareketi dediğimiz gerçekte binalara etkiyen, atalet kuvvetlerini tanımlayan ivme büyüklükleriyle hesap yaparız ve onları inceleriz. Bir kere öyle bir ayrımımız var. Kuvvetli yer hareketi kaydedicileri yer hareketinin ivmelerini doğrudan kaydederler. Son depremde de oldukça fazla sayıda kayıt elimizde. Deprem anındaki şeyi kaydederler. Sismologlar ise aynı depremi Türkiye'nin çeşitli yerlerinden, hatta dünyanın çeşitli yerlerinden kaydettiler. Onların görevi zaten büyük ölçüde depremin yerini ve büyüklüğünü sağlıklı olarak tanımlamak. Tabii ayrıca deprem dalgalarının yayılımı vesaire konularında sismologlar özel araştırmalar yapıyorlar. Sismoloji, jeofiziğin bir bölümüdür. Deprem mühendisliği ise büyük ölçüde bugünkü tanımıyla inşaat mühendisliğinin bir bölümü haline geldi. İçinde de tabii birkaç bölümden de bahsedilebilir. Demin söylediğim kuvvetli yer hareketi incelemeleri aslında bir alt disiplin olarak değerlendirilebilir. Bunların karakteristikleri nedir? Nasıl etkilerler binayı? Bu bir şey. İkinci konu deprem tehlike haritasında da ifadesini bulan deprem tehlike analizleridir. Bunlar olasılıksal teoriye göre bugün bu çalışmalar yürütülüyor. Bu da tabii büyük ölçüde deprem mühendisliği için bir yan daldır. İnşaat mühendisliğin doğrudan etkilediği veya etkileşim içinde olduğu iki daldan bahsedebiliriz. Birisi yapı deprem mühendisliği veya yapısal deprem mühendisliği. İşte biz üçümüz de o alanda kendimizi şey yapıyoruz. Yani biz direkt olarak depremin binalarını
nasıl etkilediğini inceleriz. Ve binaların nasıl tasarlanması, nasıl projelendirilmesi gerektiği konusunda, yani bu etkileri iyi tanımladıktan sonra betonarme çelik binalar nasıl davranırlar? Dolayısıyla bu noktada inşaat mühendisliğiyle direkt ilişkili bir konu. Budur. Yapısal veya yapı deprem mühendisliği dediğimiz, bir de tabii geoteknik deprem mühendisliği diye bir konu var. Bu da zeminlerin deprem sırasındaki davranışını inceler. Ama yer yer yapı deprem mühendisliği ve geoteknik deprem mühendisliği iç içe girer. Çünkü yapı ve deprem, daha doğrusu yapı zeminin üzerine oturuyor. Dolayısıyla yapıyla zeminin depremde etkileşimi söz konusu. Bu da ayrı bir konu. Her iki alt branşı da ilgilendiren. Böylece tanımlayabiliriz. Yani şimdi arkadaşlarımız Barış Erkuş, Doktor Barış Erkuş ve Doktor Şeref Polat, her ikisi de yapısal deprem mühendisidir, yapı deprem mühendisidir kısaca. Öyle adlandırıyoruz. Ve şunu da söyleyeyim, herhalde arkadaşlar da ifade eder. Özellikle bu depremin arifesinde zaten yapı deprem mühendisleri bir platform oluşturmak için, bir çalışma içindeydiler. Onu oluşturdular. Zaten bugün gösterecekleri slaytlarda da herhalde onun logosunu göreceksiniz. Bu yeni bir oluşum. Yapı deprem mühendislerini bir araya getirmek, özellikle deprem sonrası haberleşmelerini ve bu depremden ortak dersler çıkarmalarını amaçlayan bir oluşum. Evet, böyle ifade edebilirim. Çok teşekkürler Nuray Hocam. Ben hemen Şeref Bey'e dönmek istiyorum. Buyurun. Yaptığınız incelemeler hakkında şimdi bize ne aktaracaksınız? Ben başlarken önce Barış'la ikimiz için bir özür dileyeyim. Arada bir öksürürsek kusura bakmasınlar. Epey bir toz yuttuk. İkimizde de bazı alerjik şeyler var anladığım kadarıyla. Arada bir böyle öksürmek durumunda kalabiliriz, kusura bakmasınlar. Şimdi biz ilk gittiğimiz gün Nurdağ'a gittik. Nurdağ faya çok yakın. Yani aslına bakarsanız şimdi televizyonlarda çok konuşuluyor. İşte herkes epicentre dikkate alıyor. Epicentre olan mesafeyle konuşuyor ama burada en önemli konu fayla olan mesafe. Bu yanal atılımlı bir fay, yanal atılımlı bir fayda faya olan dik mesafeler aslına bakarsanız epicentre olan mesafeden çok daha önemli. Öyle baktığınız zaman faya yakın mesafelerdeki bölgelerde zaten bu birçok yerde de gözüküyor. Bir bant şeklinde çok ağır hasarlar gözlemleniyor. Bizde Nurdağ'a çok yakın olduğu için biraz da orada benim de danışmanlık yaptığım bir kurumun elemanları olduğu için Nurdağ'da görevlendirildiklerinden dolayı ilk önce oraya gittik. Orada da zaten bize biraz rehberlik yaptı. İlk gittiğimizde gördüğümüz şey tabii yani çok ciddi bir yıkım var. Nurdağ özelinde baktığınız zaman yeni ve eski yapılar şeyinde yeni yapılarda da ağır hasar ve yıkıntı var. Eski yapılarda da ağır hasar ve yıkıntı var. İlk gözlemlediğimiz konulardan biri asmolen yapılarda çok ağır. Biz tabii şöyle bir şey yaptık, açık konuşalım. Yıkık binaları incelemek yerine kısmen yıkılmış veya zor ayakta durduğunu gördüğümüz, daha çok yapısal hasarları gözlemleyebileceğimiz yapıları gezmeyi tercih ettik ki ne tür hasarlarla karşı karşıyayız. Bu manada işte Nurdağ'da da ondan sonra gezdiğimiz yerlerde de aynı prensip üzerine gezdik. Nurdağ bölgesinde dediğim gibi yeni ve eski yapılarda çok ciddi yıkıklar vardı. Ama mesela çok ilginçtir. Bunlar fotoğraflarda da var. Beklediğimizin de altında hasar görmüş. Betonarme yapılar da gördük. Onun dışında Nurdağ bölgesi yukarıdan baktığınızda zaten ovanın içinde gözüküyor. Yani öyle bir fotoğrafımız vardı ama. Bir yandan alalım mı? Aslında iyi olur. Evet. Nurdağ fotoğraflarını göstermeye başlayabiliriz. Bu biraz önce bahsettiğimiz gibi bakın fayın etrafında bir bant. Burada bu yanal atılımlı faylarda en önemli konu. Bu da zaten özellikle İskenderun ve Antakya'daki hasarı da çok güzel açıklıyor. Nurdağ'da gördüğünüz gibi çok yakın faya bir bölge. Yanlış hatırlamıyorsam 2,5 kilometre. Biraz daha ne için gittik tabii? Orada biliyorsunuz çok yüksek ayaklı viyadükler var. Evet. Yani onların şeyi de çok önemli.
Viyadüklerdeki hasarlar çok ciddi hasarlar değildi. Oradaki karayollarından da insanlar çalışıyordu ama Nuray Hocam bu şeyi çok iyi bilir çünkü kendisi çok sanat yapısı da tasarladı. Genelde bu tür köprülerin giriş ve çıkışlarında yaklaşım plakları vardır. Çünkü köprüler rigid elemanlardır. Ondan sonraki zemin o kadar şey değildir. Aradaki oturma farklarını yumuşatmak için yapılan plaklar vardır. O bölgelerde ciddi oturmalar vardı. Onun içinde bir an önce karayolları enlem alıp işte asfalt vesaire dökmüştü. Genleşme derzleri patlamıştı. Yani fotoğrafları geçebiliriz herhalde değil mi? Şöyle isterseniz bir sonraki slide'a da bakalım. Burada gezdiğimiz yerleri görüyoruz. İlk gün Nur Dağı, daha sonra Antakya'ya gittik. Daha sonra Kahramanmaraş ve en son İskenderun'a gittik. Burada bir önceki fay hattının tüm fay hatlarını görüyoruz. Burada ise bu ilk depremde oluşan şiddet haritasını görüyoruz. Bunu da Kandilli Hastanesi'nden aldık. Onlara da referans vermiş olduk. Bu büyüklük değil, şiddet haritası. Şiddet haritası, diye geçiyor. Evet. Yani aslına bakarsanız şiddet haritası dediğimiz şey hasarla tarif edilen bir şey. Evet. Ağır hasarın olduğu bölgeyi gösteriyor. Baktığınız zaman zaten kırmızı ve daha da koyu olan renkler çok ağır hasarlar ifade ediyor. Bunun da fay üzerinde nasıl yerleştiğini gözlemleyebilirsiniz. Faydan uzaklaştıkça da nasıl azaldığını gözlemleyebilirsiniz. Yani burada az önce depremin merkezinden farklı olarak burada uzun bir fayın uzun bir bölümünün kırıldığını ve uzun bir bölgede bir etki yarattığını hani görebiliyoruz. Noktası olarak bir bölgede değil. Onun için çok büyük bir hasar durumu oluştu. Az önce Şeref'in söylemek istediği nokta buydu. Evet, devam edebiliriz. İlk ziyaret ettiğimiz yer Nur Dağı. Bu az önce Şeref'in yine bahsettiği köprü, viyadükleri incelerken aldığımız resim. Burada belki şunu vurgulamak lazım. Bu ova belki durumunu söylemek lazım. Yani işte buradan bakarsanız Nur Dağı solda gözüken yer. Burası yani ova, korkunç büyük bir ova. Yani tarım da yapılıyor belli. Yani burada da büyük bir ihtimal zemin büyütmelerinin yani hem faya çok yakınlık var açık konuşalım. Hem de zemin büyütmelerinin de etkileri var gözlemlediğimiz kadarıyla. Burada bazı istatistik bilgiler veriyoruz. Evet. Devam edelim. Devam edebiliriz. Bu ilk yani orada gözlemlediğimiz konulardan biri bu binalar yeni binalar. Fark şu, sağdaki yıkılmamış iki bina ile yıkıldığını gördüğünüz kısmen yapı birbirlerine 2 yıl arayla yapılmış. Bunlar aslında yeni yapılar. Asmonen yapılar. Daha evvel de konuştuğumuz Asmonen yapıların. Üçü de Asmonen yapı. Yandaki iki yapıda yapısal hasar var mı bilmiyorum. Çünkü bizi sokmadılar, açık konuşalım. Tabii olarak da yani yaptıkları da doğruydu. Ama uzaktan özellikle çok ağır dolgu duvar hasarları bunlarda da gözlemledik. Yan taraftaki zaten gördüğünüz gibi ön cephesi tamamen aşağıya inmiş durumda. Bir kat anladığımız kadarıyla önce bir kat kolonları birinci katın üstünde bir problem yaşıyorlar ve onun üzerine iniyor. Bu yani o bölgede benzer olduğu halde yıkılmış bir yapı olarak koyduk. Bu yapıların Nur'da içerisindeki diğer yapılar için çok tipik bir yapı olduğunu söyleyebiliriz galiba. Çok onun benzer için, yapılar çok gördük yani galiba değil mi? Çokça böyle asmonen yapı gördük. Bunların bir kısmı yıkıldı ama bir kısmı ayaktaydı, açık konuşalım. Buradaki örnek de öyle zaten. Bakarsanız iki tanesi ayakta. Evet. Bunun gibi ağır hasar görmüş, dolgu duvar hasarı olan, yapısal hasar da olan asmonen yapılar gözlemledik. Evet, devam edebiliriz. Soldaki binanın herhalde bir sonraki sunum slide'da sunuda. Bir sonraki slide'a geçelim. Bir sonraki fotoğrafa geçelim. Evet, herhalde teknik bir sıkıntımız var. Geçemiyoruz. Evet. Az önce o gördüğünüz 3 binanın soldaki olanın yandan görünüşü. Bir bilgi daha vereyim. Bu binanın hemen arkası Nur Dağı Devlet Hastanesi. Onu da daha sonraki slide'da göreceksiniz. Evet. Devam edelim. Evet. Bu Nur Dağı Devlet Hastanesi aslında burada Barış belki daha detaylı bilgi verir. Hastanelerde çok çalıştığı için. Bu da yeni bir bina herhalde. Yeni bir bina. Nispeten yeni bir bina. Tabii tarihlerini çok burada sorduk ama şu anda tam hatırlayamıyorum. Evet. Bu yeni yapılan kamu yapılarını gözlemlediğimiz polis yapıları, okullar genelde çok iyi durumdaydı. Yapısal sistemleri iyi durumda.
iyi perdeleri var ve çerçeve sistemler diye hatırlıyorum. Evet, perde çerçeve sistemdi bu. Bu tabii Sağlık Bakanlığı'nın biliyorsunuz deprem yalıtımlı hastaneleri artık bir kanun gereği yapılıyor. Ama bu yapı deprem yalıtımlı değildi. Nedenini bilmiyorum. Ben söyleyebilir miyim? Hemen çok kısa. Sağlık Bakanlığı'nın kararında 100 yatak ve üzeri hastaneler o kapsamda. Bu küçük bir hastane olduğu için anladığım kadarıyla o kapsama girmiş. 100 yatağın altında herhalde. Evet. Yapı, biz şimdi tabii yapı deprem mühendisleri olarak bir binada iki ana bileşene bakıyoruz. Birincisi yapının kendisi, yapının iskeleti diyelim. Bütün her şeyi ayakta tutan o ana yapı. İkincisi ise ana yapıya bağlı olan yapısal olmayan elemanlar. Nedir bunlar? Bölme duvarlar. İşte şu anda gördüğünüz bu masa, asma tavan, işte kameralar vesaire, mimari bileşenler. Bunlara biz yapısal olmayan elemanlar deriz. Bizim gözlemlediğimiz, bu az önce Şerif'in bahsettiği yapıda hasar olmaması ama yapısal olmayan elemanlarda çok fazla hasar olması da burada gözlemliyoruz. Bunun önemli noktası şu, yapıda hasar olmaması ancak yapısal olmayan elemanlarda büyük hasar olması bu yapının depremden hemen sonra kullanımını engelliyor. Siz ne kadar o yapıyı kullanan, o binayı kullanan kişilere bu yapıda yapısal olarak bir problem olmadığını söyleseniz de şu ekranda gördüğünüz görüntülerden dolayı hem insanların gerek korkusu, yani normal konutlarda da böyle bölme duvarlar az sonra göreceğiz. Çok ağır bölme duvar hasarı olan konut yapılarında insanlar konutlarına girmek istemiyorlar. Yanına bile yaklaşmak istemiyorlar açıkçası o korkudan dolayı. Hastanelerde ise yani korku bir kenara, gördüğünüz gibi artık binanın iyi bir tadilattan geçmesi gerekiyor. Ama yapısal olarak hiç ciddi hiçbir problem yok değil mi Şerif? Çok ufak tefek eğilme çatlakları gözlemledik ki böyle bir deprem için çok küçük. Yani yapısal olarak bakarsanız bu yapıda hiçbir şey yok. Evet. Ama bu şunu da gösteriyor ki yani yapısal olmayan elemanların da mutlaka kontrol altında tutulması ve dikkatli bir şekilde yerleştirilmesi. Bir de tabii hastanelerde sadece yapısal olmayan eleman dediğiniz zaman mimari şeyler yok. Yani işte alet edevatlar, gördüğünüz gibi kullanılan tabii, şeyler de çok var. Çok değerli belki çok önemli bir alet. Burada şu anda dağılmış bir odada atıl bir şekilde duruyor. Burada belki şunu da vurgulamak lazım. Bu yapılar, hastane gibi özel yapılar aslında deprem yönetmeliğinde çok daha yüksek kuvvetlere göre zaten tasarlanıyor. Bir nedeni ağır hasar, yapısı olarak ağır hasar almamasının nedeni bu önlem güvenlik faktörü dediğimiz bir faktörün çok yüksek olması. Ancak bu yapı deprem yalıtımlı bir yapı değil. Bu yapı yere mesnetlendiği zaman aynı zamanda çok yüksek ivmeler görüyor. Bu ivmeler nedeniyle de yapısal olmayan elemanlar çok ağır hasar alıyor. Yani yapı gene çok sağlam yerinde duruyor ama yapısal olmayan elemanlar ağır hasar bu şekilde alabiliyor. Yani bir konuyu da söylemek gerekiyor Gürhan Bey. Türkiye'de yapısal olmayan elemanların tasarımı üzerine pek bir şey yok. Amerika'da yani Barış da Amerika'da çok hastane tasarladı. Ben de tasarladım. Amerika'da bizim yaptığımız yapısal tasarımın haricinde, tasarımın haricinde yapısal mesela asma tavanlarla ilgili özel hasar yani tasarımlar yapılır. Yani duvarlarla ilgili özel kriterler vardı. Yani izolatörlü olsun olmaz. Olmasın. Yani. Bunların hasar görmesini engellemek için yapılan tasarımlar vardı. Bizim yönetmenimizde bu bölüm olmakla beraber yani yapısal olmayan elemanların tasarımıyla ilgili bir bölüm var. Hatta yeni yönetmelikte bayağı kapsamlı bir hale geldi. Ama pek uygulaması yapılmıyor açık konuşalım. Hatta ben teknik bir bilgi olacak ama FEMA 356'da galiba yapısal olmayan elemanlar için performansa dayalı tasarım kriterleri de var. Yani yapı için kullandığımız ileri analiz yöntemleri Amerika'da FEMA bazı FEMA dokümanlarında yapısal olmayan elemanlar için de özellikle verilmiş. Neden şu anda gördüğünüz nedenden dolayı ki onlar bu hastaneleri şiddetli bir depremden sonra Afet Yönetim Merkezi'nin önemli bileşenleri olarak kullanmak istiyorlar. Evet. Devam edebiliriz herhalde. Çok slaydımız var. Şimdi Antakya'ya geçtik. Antakya'ya geçtik. Evet. Evet, bu da gene aldığımız bir bilgi medyadan işte nüfus görülebiliyor. Bilgisi. Nüfus. Evet. Ama bu bina. Şu anda bu Antakya ilçesini kastediyoruz, değil evet, mi? Evet, Antakya ilçesini kastediyoruz. Hatay pardon, değil. Pardon, buraya herhalde burası İsken yanlış bir şeyi koyduk galiba. Burada herhalde ufak bir hat var. Bir devam edebilir miyiz acaba? Evet, Antakya yolu. Antakya. Pardon. Az önceki resim İskenderun'a ait. Orada yani ufak bir şey atalım. Evet, evet, evet. Bu İskenderun şeysi gelince o resme geri dönebiliriz. Tamam. Ama aşağıdaki veriler doğrudur. Evet. Şimdi Sabancı Kız Yurdu'na biz yolun üzerinde karşılaştık. Bu daha
merkeze gelmeden bir 20 kilometre evvel. Bunu Barış daha iyi açıklar. Burası çok eski bir yapı. Yani 95 yılı gözüküyordu oradaki tabelalarda. Sabancı Kız Yurdu olarak geçiyordu ve boşaltıldı. Şu anda kullanılmıyor. Biz ama biraz şey yaptık. Oradaki bazı görevlileri depremden sonra mı boşaltılmış? Depremden yok, önce çok önce kullanılmıyordu yani. Kullanılmıyor. Belli ki çünkü içeride de bazı karotlar vesaire alınmış. Kolon sıyrılmaları yapılmış. Evet, değerlendirme çok eski, yapılmış. Yani. Çok eski bir yapı olduğu için durumu araştırılmış. Herhalde güçlendirilme kararı alınmamış. Biraz ekonomik belki değildi ya da uygun görülmedi. Bu şekilde atıl duruyordu. Bizim için önemli çünkü çok eski bir yapı, eski yönetmeliklere göre tasarlanmış bir yapı. Bu şiddetli depremde ne oldu? Ve biz bunu ne yapabiliriz? Yeni yönetmeliklere göre tasarlanmış yapılarla karşılaştırarak acaba doğru yolda mıyız? Bunları öğrenebileceğimiz bence güzel bir yapı. Onun için biz girdik, ben epey bir resim çektim. Şu anda ekranda gördüğünüz perde duvar soğuk derzde oluşan kesme sürtünmesi. Bizim perdeli yapılarda en fazla sıkça gördüğümüz Antakya'da da, Maraş'ta da, diğer her yerde en çok gördüğümüz bu hasar. Bu hasar bizim istediğimiz bir hasar değil bu arada. Evet. Onu söyleyelim. Yani bir perdenin bu şekilde hasar alması istenen bir şey değil. Ve burası 1975 yönetmeliğine göre yapılmış bina. Evet. Ama aynısını şöyle söyleyelim. Buradaki hasar çok büyük. Yani bu kesme sürtünmesi hasarı büyük. Yeni yönetmeliklere göre yapılmış yapılarda da aynı hasar var ama nispeten daha küçük mertebeler. Evet. Demek ki bunu tespit ettiler ve o nedenle burayı boşalttılar. Tabii, evet, deprem evet, öncesinde. Bu bir önceki slayda gelelim. Bu gene aynı binadan. Şey. Burada bir kolonda kesme kırılması var. Bu hiç istemediğimiz bir kırılma şeklinin resmen textbook bir örneği. Ders kitabı. Ders kitaplık bir örnek. Yani burada olağanüstü ağır bir hasar var bu kolonda. Ama tabii buna rağmen perdeleri var bu binanın, bayağı gördük yani. Evet. O perdeler sayesinde bina yıkılmamış. Ayakta ama duruyor. Ama içeride böyle hasarlı tabii elemanları da var. Yani aslında çok ağır hasarlı bir yapı. Yani evet. Bu yapının yıkılıp yeniden yapılması. Bu tip göçme modu gerçekten çok tehlikeli bir göçme modu. Yapının komple göçmesine neden olabilecek, aşamalı bir şekilde göçmeye evet. neden olabilecek bir göçme modu. O zamanlar yapılan araştırmalarla tabii birçok detaylar vesaire değişti. Artık yeni yönetmeliklere göre yapılan binalarda bu tip göçme modlarını çok nadir görüyoruz. Buradaki en önemli kriterlerden bir tanesi en sağdaki resimde bizim etriye dediğimiz bir kanca. Bunu artık hem inşaatlarla haşır neşir olan normal bir vatandaş da biliyor. Oradaki kanca 90 derece. Normalde bu artık yeni yönetmeliklerde mesela 135'leri çok sağlam bir şekilde kolonu sarar. Ama şu andaki kancalar şu şekilde olduğu için pat diye açılıyor orada. Açılan da kancalar var. Evet. Dikkatli bakılırsa onlar göreceksiniz. Zaten kırılmanın esas sebeplerinden biri de o. Yani yoksa çok da kötü bir etriye yerleşim yok. O döneme göre fena da yapılmamış. Yani burada aslında şunu söylemek istiyoruz. Evet, sürekli araştırmalarla, bilimsel çalışmalarla yeni şeyler öğreniyoruz ve yönetmeliklerimizi güncelliyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Yeni binalarda artık bu tip hasarları görmek evet, çok önümüzdeki güzel. Dönemde evet. dikkate alacağınız fotoğraflardan yok, birisi. Hayır şöyle, evet. yeni binalarda bunu görmedik. Görmedik. Evet. Yani bu evet. bu hasarı yeni açık konuşalım, yeni binalarda görmedik. Evet. Bu bir tasarım demeyelim ama o zamanki bilgiye göre evet. bir davranış kusuru. Bu kusur özellikle 97 yönetmeliğiyle beraber çok üzerinde durulmuş konulardan biri ve gözlemlenmedi yani ondan sonraki yapılarda ama onlarda gördüğümüz kusurları da söyleriz evet. size. Devam edelim. İlerleyebiliriz. Bu o bölgede gene bu gördüğünüz binaya çok yakın bir site. İnci sitesi diye bir site. Açıkçası içeriye girdik ve yani ikimiz de hayran olduk. Niye söyleyeyim? İçeride gayet ciddi güzel kesitlerle yapılmış betonarme perdesi de olan kiriş kolon bir sistem. Kirişler oldukça derin. Kolonların boyutları hiç fena değil. Ve çok sayıda çerçeve var. Yani hiperstatiklik derecesi çok yüksek. Bu tür yapıların zaten normalde yıkılması hakikaten çok zordur. Bu yapıda yapısal bir kusur hiçbir şey göremedik. Ama iyi tasarlandığı zaman evet, diyelim. Çünkü evet. kötü tasarlandığı zaman bu çerçeve yapılar çok riskli olabilir. Doğru. Burada ona biz aslında hayran kaldığımız nokta o. Bu iyi bir mühendis bu. Elinden çıkmış. Onu anlıyoruz. Çünkü başka çerçeve yapılar da var. Onlar biraz daha işte evet. bizim bu otomatik tasarım programı, inek sucuk dediğimiz programların çıktığını görüyoruz. Onlar hasar almıştır ama bu yapıda yapısal hasar hiç göremedik. Yani çalışan evet. mühendisin tasarım bilgisinin iyi olduğu belli. Adam güzel kesitlerle güzel bir çözümleme yapmış.
Yapısal hasar gözlemlemedik ama ağır dolgu duvar hasarı vardı yani, onu söyleyelim. Evet, bir yani sonraki burada, slayda geçersek. Burada sağ taraftaki aslında resimde o dolgu duvar, yapısal olmayan dolgu duvar hasarı vardı. Evet. Ama yani yapısal olarak bu binada hiçbir şey gözlemlemedik. Yani bu binada ölmeden çıkmak mümkün. Ölmediğini hatta bırakayım. Tekrar bile kullanabiliriz. Ben size söyleyeyim. Yani. Dolgu duvarları bu binada indirin. Hı. Yeniden yapın. Yapın. Problem yok. Ve devam edin. Aynen. Bir konuyu da belki... Burası konut değil mi? Konut. Söylemiş. Konut. Eskiden yurtmuş burası. Sonradan herhalde yurt... Yurttan çıkmış. Çıkmış herhalde. Kontrol olarak. Bazı aileler kalıyormuş. Bazı öğrenciler vesaire kalmaya devam ediyormuş. Böyle böyle bir kullanım amacıyla kullanılan bir yapı. Bir şeyi belki ben burada vurgulamak istiyorum. Bize şu şekilde bilgiler geldi. Ne derece doğru bilmiyoruz ama Çevre Şehircilik Bakanlığı mühendisleri tarafından yapılan değerlendirmede, hasar tespit değerlendirmede sadece yapısal olmayan bölme duvar hasarına bakarak, çünkü biz yapısal hasar görmediğimiz yapılara da bu yapılmış, ağır hasarlı dendiği söylendi bize bazı yapılar için. Biz şaşırdık mesela, bilmiyoruz ne derece doğru ama. Yani tevatür de olabilir. Ben o konuda çok yorum yapamayacağım. Ama geçmişte örnekleri var bunun. Var yani farklı depremlerde. Dikkatli olmak gereken önemli konulardan. Bir de yalnız bu işi de şöyle konuşmak lazım. Bu işin psikolojik tarafı var. Evet. Yani insanlar bu duvarların ne olduğunu bilmiyor. Yani biz daha sonra mesela geri geldiğinde söyleriz, tünel kalıp binaları incelerken orada yaşayan insanlar geldi ve sıva çatlakları vardı. Ama oradakiler yani ya binamız yıkılıyor mu? Yani duvar hasarı bile pek yoktu. Sıva çatlağı mertebeleri durumunda. O bile insanların psikolojisini çok bozuyor. O yüzden ben eğer öyle bir rapor verdilerse verenleri çok suçlayamıyorum. Ama yani bu yapılarda bunlar aslında milli kaynak israfına dönüyor sonuçta. Yani işin doğrusu bu yapı performansını fazlasıyla sağlamış bir yapı. Bilmiyorum, Nuray Hocam da herhalde aynı fikirdedir. Evet, gerçekten söylediğiniz çok şey, bu konunun üstünde daha önce de durmuşuzdur. Van'da mesela çok ilginç, yapısal hasarı çok az olan veya hatta hiç olmayan oldukça yeni yapılmış binalar vardı ama tuğla duvarları tamamen yıkılmıştı. Tamam, tabii kullanım imkanı olmayan yapılardı o halleriyle ama duvarlar yıkılıp yeni baştan yapılsa pekala kullanılabilirdi. Fakat maalesef daha sonra duyduk ki o binaların hepsini yıkmışlar. Yani benzer şey belki son Düzce depreminde de oldu. Siz oraya gittiniz. Yapısal hasarın olmadığı veya çok az olduğu ama dolgu duvar hasarlarının olduğu bazı binaları da yıktıklarını öğrendik. O tabii çok büyük bir örnek değil ama Şerif'in dediği gibi aslında bu bir yerde milli servet kaybı. Yani bu duvarları yıkıp yapmanız fazla bir masraf gerektirmez. Onun için biraz daha dikkat etmek lazım ama tabii on binlerce kişiyi mobilize etmek zorundasınız. Böyle büyük bir deprem sonunda herkesten de uzmanlık bekleyemiyorsunuz. Çeşitli eğitim düzeyinde mühendisler kısa bir eğitimden en fazla geçerek deprem bölgesine gönderilmek durumunda kalınıyor. Bu da bir kaçınılmaz bir durum tabii. Ve onun da etkisinin olduğu muhakkak. Evet, fotoğraflara devam edebiliriz. Burası Antakya'da gene merkezli ağır hasarlı bir yapı. Bu da kiriş kolon sistem. Bir kere İlk dikkatimizi çeken müthiş ağır kaplamalarının olduğunu gördük yapının. Cephe elemanları. Cephe. Evet, çok ağırdı. Yani biraz kütlesi büyük bir yapı. Bu 10 katlı. Baktığınızda çok ağır hasarlı bir yapı. Yani şimdi ortada kiriş kolon birleşimi gözüküyor. Tabii bunları büyütemiyoruz maalesef prezentasyonda. Hemen solunda da bir perdede gene hani daha evvel konuştuğumuz soğuk ders hasarı var. Bu yapıda bu tür hasarları çokça gördük ve hani sıkıntılı tabii, bu ağır hasarlı bir yapı ama şunu söylemek lazım. Her şeye rağmen bu binadan sağ çıkılmıştır çoğunluk. Yani bu ayakta olan bir binaydı. Bunun karşısında bu aradaki mahalle, tam karşısındaki mahallede namütenayi sayede yıkılmış bina da var. Yani yeri de kötü, o manada söylüyorum, baktığınızda çevresi de kötü olan bir yeri konuşuyoruz. Biz bu ağır hasarları fotoğraflayabilmek için yaptık. Bir sonrakine geçelim. Bu da aslında yolun karşısı. Evet, o bölgede. O bölge. Evet.
Ağır artı, hasar bulunan bölge. Evet, ağır hasar. Bu bina tabii kısmen yıkılmış. Aslında tamamen yıkılmamış. Tamamen yıkılmış diyebiliriz. Daha evvel konuştuğumuz Asmanen tür yapılardan biri bu. Evet. 2000 sonrası yapıldığı halde. Bir şey söyleyebilir miyim? Biz tabii tam yapım yılını bilmiyoruz ama bu iki bina sanki epey yeni bir binaydı değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Yani 2010'lardan sonra. Sonra 2000 diyoruz da çünkü şu anda bu şekilde. Şöyle algılayabiliriz. Evet. Bu binanın asmolenleri köpüktü. Yani asmolen dolgusu özür dilerim köpüktü. Yani eski binalarda genelde köpük kullanılmıyor. Eski binalar derken 2010 öncesinde genelde pek köpükle karşılaşılmıyor. Arkadaşlar acaba asmolen bina nedir diye bir kısa tanım yapsak belki bazı izleyicilerimiz bilmeyebilirler. Bizim hiç sevmediğimiz Türkiye'de uzun yıldan beri maalesef uygulanan ama son 2018 yönetmeliğinden sonra kullanımı oldukça kısıtlanan, hatta çok fazla kısıtlanan bir yapı sistemi. İstersen Şeref bir tanım yap. Bir de soğuk derzi tanımlayalım. Soğuk derz isterseniz çok basit olduğu için ben tanımlayayım. Bir beton dökülüyor. Mesela kolonun veya perdenin bir seviyeye kadar beton dökülüyor. Prizini alıyor. Ondan sonra bir üst kata geçerken o beton dökümü devam ediyor. O arada bir derz oluşuna, yani bu derze biz soğuk derz diyoruz. Bu derz mesela bu ara yüzünde, yani eski betonla yeni betonun arasında icabında kalıp tahtalarının talaşları olabiliyor, tozlar olabiliyor. Veya pürüz, yeteri kadar pürüz olmayabiliyor. Yani biraz pürüzlü olması lazım ki yeni betonla eski betonun kaynaşması lazım. Tabii bunların yeterli olmaması halinde aradaki yani eksikliği donatıyla da karşılamak mümkün. O hesapta yapılmamış olabiliyor. Dolayısıyla ilave donatı da olmamış olabiliyor. Bu nedenle bu soğuk derzlerde işte arkadaşlar bir örneğini gösterdiler. İleride pek çoğunu da gösterecekler herhalde. Çok yaygın soğuk derz hasarı oluyor. Aslında basit bir inşaat problemi, yani büyük ölçüde. Asmolen desen tanımlaşır. Asmolen döşeme dediğimiz genelde Türkiye'deki kullanımı tek doğrultulu alan ama yeni deprem yönetmeliğinden sonra iki doğrultulu kullanımlarının da türediği. Aslında betonarme plağın tamamını yapmak yerine ince bir plak yapıp altında kirişler geçirip ince kirişler bunların arasında bir dolgu malzemesi konulan döşemeler. Bunun ileride farklı bir örneğini fotoğrafta da göstereceğiz size. Bu eskiden bu dolgu malzemesi olarak tuğla kullanılıyordu. Duvar tuğlası veya gaz beton kullanılıyordu ama yaklaşık son 10 yıldır daha yaygın olarak bu malzemeyi köpük olarak kullanmaya başladılar. Bu köpük malzemeyi aslında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kısmen sınırlandırmak için. Çünkü yangın yönetmeliğine de tam uygun Strafor değil. Strafor, evet. Yanabilen bunlarla ilgili özel sınıflar tarif etti. Yani sadece bu olabilir ve işte en az 4 santim sıva uygulaması olması gerekiyordur diye ama yani bunların Türkiye'de uygulama tarafındaki kontrolü, yani her şeyde olduğu gibi burada da eksik, açık konuşalım. Bu döşemeler bizim istediğimiz kadar rigid bir yük dağıtımı sağlayacak bir düzlemsel eleman sağlamıyor maalesef. Ve şu da var, yani bizim bütün eski depremlerden bu yana yaşadığımız ağır hasarlı ve yıkılan binalara bakarsanız asmolen binaların yüzdesi oldukça yüksektir. Yani bu Gölcük depreminde de böyleydi. Ondan sonraki Düzce depreminde de böyleydi. Bilmiyorum, Dinar'ı ben görmedim. Hocam görmüştür. Ben daha eski. Dinar'da pek yoktu. Tabii yani ama büyük depremlerde mesela, yani ben şunu biliyorum okuduklarımdan. 67 Adapazarı depreminde galiba yıkılanların hepsi şeydi. Evet, 67 Adapazarı depreminde 8 bina yıkılmıştı sadece. Hepsi asmolen. Hatta ondan sonra galiba kısıtlanmış asmolen kullanımı ama evet, tekrardan Asmolen, yalnız şunu da söylememiz belki lazım. Asmolen dediğimiz aslında rip slab İngilizcesi. Hı. Yurt dışında çok kullanılan bir sistem. Ancak deprem olmayan bölgelerde kullanılıyor. Deprem olan bölgelerde değil mi Şeref? Yani. Ya bir örnek olarak vereyim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden örnek almaya kalkarsanız East Coast West Coast, yani doğu batı yakası. Doğu yakasında deprem hiç yoktur. Yok.
Yok. Yani. Batı yakası da malum hikaye. Depremin çok büyük olduğu. Aslında gibi. İyi de bir sistem. Deprem olmayan bölgeler için ekonomik, güzel. Güzel de bir sistem. İmalatı da kolay ama deprem bölgesinde evet. East Coast'ta uygulaması var. Söyleyelim. Ama West Coast'ta ne ben gördüm ne Barış gördü. Ben çok sayıda eski yapının güçlendirmesi projesinde çalıştım. Hiç görmedim. Yeni yapılarda zaten hiç görmedim. Hı. Ama eski yapılarda devam da... Devam edebiliriz isterseniz bu şeye, efendim? Resimlere. Evet. Resimlere devam edelim. Evet. Yani bunu biz tam olarak şey yapamadık. Aslında bunda çok kuvvetli iki tane betonarme çekirdek perdesi olan bayağı iyi bir yapıda gözüken bir binaydı ama bu tam bu daha içine yerleşilmemiş. Hiç yerleşilmemiş. Hiç yerleşilmemiş. Yepyeni bir bina. Bir katın eğilmiş olan cephesindeki kolonları gitmiş. Ama neden gitti çözemedik, açık konuşalım. Yani benim o konuyla ilgili bazı şeylerim var ama verifiye edemem. Evet. Yani bazen şimdi mesela şöyle durumlar oluyor. Dolgu duvar koyduğunuz zaman bu dolgu duvarlarda oluşan basınç şeyleri diyelim, alanları hiç olmadığı halde kolonlarda kısa kolon kırılması dediğimiz kırılmalara sebep olabiliyor. Belki böyle bir şey oldu. Bilmiyorum tabii, spekülasyon yapıyorum ama yani bizim gördüğümüz aslında fena olmayan bir bina olarak yıkılmış bir binaydı ve maalesef bitmediği halde burada 3 kişinin öldüğünü öğrendik. Bu binayı da söyleyelim yalnız. Nehre yakın bir bina. Gene detaylı olarak çevresinde gezdik ve temel şeyine de baktık. Herhangi bir dönme emaresi görmedik. Yani burada zeminden dolayı bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Zemin büyütmeleri çok büyüktür ama böyle de bir binayla karşı karşıya kaldık. İlginç bir bina olduğu için de çektik. Evet. Bu her yerde gördüğümüz bir şey. Yani şey yapmak için söyledik. Hep merdivenlerde hasar vardı. Bu merdiven hasarı yani çok kötü bir hasar değil, tahmin edilebilir hasar gözüküyor ama tabii daha kötüleriyle de karşılaştık. Yeni eski bütün binalarda maalesef merdivenlerde sıkıntı oluyor. Bu zaten daha eskiden de karşılaştığımız bir problem. Devam edelim istiyorsanız resimlere. Evet, burada şimdi bir video var. Evet, sesini sen, belki kısabiliriz. Sesini isterseniz. Kısın. Evet. Barış sen. Anlatabiliriz. Bu Antakya'ya girdiğimiz zaman bir cadde var. Yani çok fazla yıkılan bina yok. Biraz herhalde yavaş bir şey. Yüklü bir dosya olduğu için belki. Bu şekilde yıkılan bir bina yok. Bu şekilde bu ana caddede ilerliyoruz. Ama ağır gene bölme duvar hasarları. Tek tük yıkılan bina gördük. Mesela şu anda sağ tarafta var. Bu caddenin ben şu anda ismini hatırlamıyorum ama Atatürk Bulvarı olabilir. Atatürk Bulvarı galiba. Atatürk Bulvarı mıydı? Öyle. Atatürk Bulvarı'nın üzerinde daha doğrusu. Bu caddenin sonundan itibaren biraz ileri alabiliriz. O asıl şey bölgesine giriyoruz. Ağır hasarlı bölgelere giriyoruz. Yavaş yavaş binalar eski. Yani az önceki bölümde binalar nispeten geldi. Ve yavaş yavaş o eski binaları görüyoruz. Şimdi gene yeni binalar. Bunlar gene ayakta ama bölme duvar hasarları var. Biraz hızlı alabiliriz isterseniz. Hızlandırabilirsiniz. Evet, evet. Burada işte mesela bakın burada artık yavaş yavaş o hasarlı bölge. Zaten bir noktadan sonra bir afet bölgesiydi burası. Yani oturup da bir bina resimleri vesaire bir inceleme yapmak da istemedik. Çünkü kurtarma operasyonları devam ediyordu ya da yıkım üzerlerinde çalışmalar devam ediyordu. Hatta bir noktada artık belli yollar kapanmıştı. Geri dönüp farklı yerlerden gitmek durumunda kaldık. Evet. Yıkıntıların kapattığı yollar da vardı. Evet. Bunlar işte az önce bahsettiğimiz Antakya'da şu asmolen tipi olduğunu tahmin ettiğimiz belki çerçeve asmolen olduğumuz yapılar. Daha da ileri alabiliriz. Bakın buralar işte eski binalar. Evet, oldukça büyük hasar var burada. Evet, evet, evet. Zaten buradan evet. Gittiğinizde felaket şeyler görüyorsunuz. Evet. Yani orada yıkılmayan da epey açıkçası bina vardı. İşte burası artık şey bölgesi. O çok ağır hasarlı bölge Antakya'dan bir görüntü. Devam edebiliriz isterseniz. Evet. Bunu evet gösterdik. Kahramanmaraş. Ben bunu istersen biraz açıklayayım. Bir önden bilgi vermek maksatlı. Kahramanmaraş da tabii ağır kayıpların olduğu bir şehir. Şimdi Kahramanmaraş anladığım kadarıyla eskiden merkez olarak bu gözüken bölge iki ilçeye ayrılmış. Sağ taraf Dulkadiroğlu ilçesi, sol taraf ise 21 Şubat'tı galiba ilçesi. 12 Şubat. 12 Şubat ben şu anda göremiyorum. Bunlar tabii büyük ilçeler ama burası merkez bölge.
Şimdi iki bölge, bu merkezin de yani merkez olarak gördüğümüz bölgenin de iki ayrı bölgesi var genelde orada konuşulan. Sol tarafta hafif mavi ile işaretlediğimiz bölge Yeni Maraş bölgesi. Sağ tarafta, daha doğrusu orta bölgede yaklaşık olarak hani bizim tahmin ettiğimiz Eski Maraş olarak adlandırılan bölgede bu yeşil ile hafifçe çizilen bölge. Yine orada nokta nokta çizgi olarak, nokta çizgili kesikli çizgi olarak gösterilen cadde de Trabzon Caddesi. Kırmızı ise bu şeyleri ayırıyor. Biz o gene yeşil bölgede bir hafif bir nokta göreceksiniz sol alt köşesinde. Oradan başladık incelemeye. Daha sonra Yeni Maraş'a gittik. O taraftan da Eski Maraş'a geri döndük. Daha detaylı Eski Maraş bölgesini incelemeler yaptık. Genelde bu şekilde. Burada gene istatistiksel bazı bilgiler var. Geçelim. Şimdi bu ilk girdiğimiz zamanki, pardon ben direkt Yeni Maraş bölgesinden başlamıştım sunumda. Yeni Maraş bölgesi, o haritada az önce de gördüğünüz gibi binalar çok daha seyrek, birbirlerine çok yakın değil ve yeni inşa edilmiş binalar var çoğunlukla. Ancak eski olan binalar da var ve yıkılan binalar, tek tük yıkılan binalar var. Onlar genelde eski binalar. Bir galiba Pera dedikleri herhalde, yapı biraz daha nispeten yeniydi galiba. Orada epey bir şey olmuş. Genelde şu anda Maraş'ın çok zenginlerinin oturduğu bir siteden bahsettiler. 2-3 bloklu. Orası yıkılmış. Evet, ve şu anda Biz şu an onların molozlarının önündeyiz. Tam arkasındaki binaları görüyorsunuz. Pek bir şey. Yani ayakta duran çok bina var o Yeni Maraş bölgesinde. Hasar çok az, açık söylemek gerekirse Eski Maraş ya da Karamaraş bölgesine göre, ama bu şekilde tek tük bence incelenmesi, araştırılması gereken de yıkımlar var. Yani arkadaki ben binaları özellikle çektim ki yani orada birçok ayakta duran bina var. Yalnız burada 3 tane binaydı galiba. Pera dedikleri rezidans, bilmiyorum artık. Orası. Bu Yeni Maraş'ın genel hani şeysi o. Yani durum orada çok kötü değil. Burası Eski Maraş'a giriş. O az önce nokta olarak atladığım yer. Bu ilginç. Bizim ilgimizi çeken bir yapı. Bu da asmolen bir yapı. Evet. Ancak buradaki mühendis biraz daha dikkatli davranmış. Değil mi Şeref? Evet. Yani İlk başta gördüğümüz binaya da çok benzeyen bir yapı burası. Çok tipik bunlar zaten. Evet. Yani çok tipik, ama mesela burada ilginç bir şey yapmış. İlerlerse fotoğraflar, içeriden fotoğraflar var. İçerideki ön cephede zaten döşeme olmadığı için kirişli bir kiriş kolonlu bir sistem yapmış. Evet, evet. Epey de bir perde koymuş binaya. Evet, evet. Bayağı perde vardı. Evet. Devam edelim. Evet. Bakın şimdi bu asmolen dolgu dediğimizin ne olduğunu orada görürsünüz. Briketleri görüyorsunuz. Evet. İnce kirişler gidiyor. Evet. Bu tek doğrultulu bir asmolen. Kolonu da görüyorsunuz, ama kolonun yanında bu adam derin kirişler atmış. Bu mühendis. Yani bu mühendis. Kolonlarla kirişlerin arasında yani tipik asmolen yapılarda o derin kirişi hiç görmezsiniz. Görmüyorsunuz. Yani döşemenin en sonucuna, tuğla duvarların o kaplamanın üstünde bakın öyle bir beton bir bant görürsünüz. Evet. Kolona şeye giden. Ve o bant arkada devam ediyor aslında. Biz şöyle bütün çepeçevre bir çerçeve yapmış. Evet. Daha ilginci, betonarme perdelerin arasında da bir kiriş atmış. Evet. Yani aslına bakarsanız bu asmoleni sadece düşey yükle çalışacak şekilde resmen tasarlamış. Evet. Bu bizim pek karşılaştığımız bir şey değil. Nuray Hocam bilmiyorum karşılaştı mı. Bizim ilgimizi çekti yani asmolen bir yapıda birinin çerçeveler oluşturmuş olması. Bu binaya da maalesef ağır hasar vermişler bu arada. Ama yapısal sadece kısa bir kirişte hasar onu gördük. Onun dışında gene dolgu duvarı hasarları vardı. Kaç katlı vardı bina burası? 10 katlıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Gördüğümüz yapısal hasar buydu. Evet. Yani o sol tarafta perde çekirdeği görüyorsunuz. Evet. Asansör, İki perdenin burası. Arasında burası. Ve sol sağ taraftaki çekirdekten başka bir perdeye, ona dik olan başka bir perdeye bir bağ kirişi modunda, kısa kiriş modunda bir kiriş. Ve burada çok tipik bir kiriş, kısa kiriş hasarı, ama bu bizde yapının güvenliğini etkileyen bir kiriş değil bu. Aslında yapının yanal yükleri altında çalıştığını gösteren ve bence güzel bir tasarım bu. Ben bir mühendis olarak sanki Surat Miraz böyle futbolcu yorumu gibi olmuş oldu ama. Yok hayır. Son derece önemli. Bu mühendis iyi bir şey yapmış burada. Yani bu hasar beni davranmış. Rahatsız eden bir hasar değil yani. Onu söylemek istiyorum. Gayet güzel. Yani bugün ve önümüzdeki dönemde tartışılması gerekenler bunlar zaten. Yani zemin durumunu 5 aşağı 5 yukarı biliyoruz bölgede. Ama onun dışında yapılara ilişkin bilgimiz son derece az. Bu yapıda mesela özellikle oradaki herhalde bir kişi bize söyledi. İşte bu bölme duvar. Bakın ki şu anda gördüğünüz bölme duvar hasarı. Yani yapısal bir hasar değil bu. Ben perdelere baktım. Ufak tefek tabii kırılmalar vesaire var ama büyük bir konu değil. Önemli konu değil.
Evet. Ağır tuğlaları görüyorsunuz burada ve buna ağır hasar dendiğini söylediler. Ağır hasarlı olarak kayda geçtiğini söylediler ama dediğim gibi biz bunları teyit edemiyoruz, bilmiyoruz. Bu da eski Maraş bölgesinde. Eski Maraş bölgesinde girerken tam böyle yoldan çıkıyorsunuz, yukarıya doğru dönüyorsunuz bir saat köprüden. Zaten. Yani tam böyle eski Maraş'a girmiş değiliz ama içeride. Böyle, yani bu arada bir şey söyleyelim. Bu bölgede yıkık bina da vardı ama böyle ayakta duran binalar çok çoğaldı. Evet. İlerleyebiliriz. Bunu ben istersen. Bu ilginç bir yer. Çünkü şimdi eski Maraş bölgesinde o yolun hemen karşısında olan bize söylenen oldukça yeni bir bina. Yani 2018 diye herhalde biz öğrenmişiz. Şimdi dışarıdan baktığınız zaman Yurhan Bey ne görüyorsunuz? Ağır bir hasar görüyorsunuz değil mi ilk baktığınız zaman ama dikkatli bakarsanız. Cephede zaman, öyle bir hasar görünüyor. Cephede görmüyor. Bir hasar ama içeri girdiğiniz zaman dışarıda da aslında bir kiriş galiba var orada. Yani o kirişte bir hasar yok. İçeri girdiğiniz zaman da perdelerde de değil mi ciddi bir hasar görmedik. Ben burada ilginç bir video çektim. Evet. Geri bu, gelmişken evet. Bu videoyu sesini açabiliriz isterseniz. Ya da ben eğer sesi gelmeyecekse ben söyleyebilirim. Şimdi burada girer girmez ben elektriklerin burada aktif olduğunu gördüm. Lambalar yanıyordu. Asansör de gördüğünüz gibi çalışıyor. Ya daha doğrusu bir elektrik var. Şansımı denemek istedim. Ciddi bir şey yaptım belki ama bilmiyorum. Evet, çünkü yapı iyi durumda gözüküyor. Evet, yapı iyi durumda gözüküyor. Yapısal hasar gözlemlemeyince. Ve bunu 6. kata gönderdim asansörü. İzleyelim. Ve gitti. Ve gidiyor. Ve içinde siz yoksunuz. Ben yokum evet. O kadar cesur değiliz. O kadar cesur değiliz. Evet. Evet. Evet bakın gördüğünüz gibi. Dışarıdan görüldüğü zaman içine girmeye bile insan korkarsınız, korkuyor. Tabii. Evet. Biz tabii ama konuya hakim olduğumuz için uzman olduğumuz için bu konuda girebiliyoruz. Altıncı kata kadar çıktı. Ben daha sonra şey yaparak elektriklerin açık olduğunu gösteriyorum. Sonra geride geldi. Evet. Şimdi asansörü ben özellikle burada gösterdim ki asansörler genelde iyi durumdaki ya da çok düşük yapısal hasarda bile asansörlerin çalışma olasılığı var. Hafif bir oynamada kova sıkışır ama bakın bu yapı aşağıda geri geldi. Yani operasyonel şu anda. En hassas mekanik sistem bu şu anda bu apartmanda operasyonel. Ama şu anda kimse kalmıyor apartmanda. Herkes çıkmış. Çıkmış tabii. Evet. Devam edebiliriz isterseniz bir sonraki slide. Evet, bir sonrakine geçelim. Hatta biraz hızlanalım. Bu eski Maraş'ta çok tipik. Evet. Artık giriyoruz eski Maraş'a ama çok ağır yıkımlar var. Burada çok tipik böyle pancake dediğimiz tipik. O kadar tarzı. Çok vardı ki böyle sokak çektiğimiz fotoğrafları gösterelim dedik. Tamam, gördüğünüz gibi bir seri. Evet bu televizyonlarda da çok. Bir sonrakine geçelim. Görüntüler maalesef. Bir sonraki. Şimdi ben bunu yani az önceki yıkıntıları örnek olarak gösterdim. Burada yaklaşık olarak 8-9 tane aslında bina var. Evet. Bir panoramik olarak çektim. Arkada da gene ayakta duran binalar var ama bakın böyle 7-8 tane bina komple burası bir tür şey. Yani eski yapıların davranışları kötüydü bunu göstermek için. Bir sonrakine geçelim. Bunların, bu arada eski Maraş'ta binalar çok eski. Evet. Yıkılan binaların çoğu zaten çok eski binalar. Evet. Yine şu anda gördüğünüz bunlar çok çok eski olduğunu söylüyorlar. Allah'tan şey değil buralar. İş merkeziymiş buralar. İnsanlar şu anda yani konut değil. Onun için gece bölgelerde için, gece biraz kayıplar. Için evet, evet. Kayıplar biraz daha az olmuş. Burada bir video var. Bunu hızlı bir şekilde geçebiliriz. Çok hızlı geçelim. Evet. Vakit kaybetmek için. Bakın böyle. Yani. Evet. Seri fotoğraf gibi. Yalnız ilginç bir şey ben orada şey yapmak istiyorum. Biraz aslında. İleride. Bakın ara sokağa şey yapıyorum. Yöneliyorum kamera olarak. Orayı görebilirsin. Hızlanın. Biraz bakın. Yukarı çıkıyorum. Gösteriyorum. Evet. Bakın şurada ara sokağa bakıyorum. Bakın. Evet. Binalar duruyor mesela. Yani bunlar neden duruyor? Bakmak, araştırmak lazım. O taraftaki herhalde baktığımız yıkılan binanın çoğu çok çok eski. Bunlar nispeten belki yeni. Daha iyi kalitede yapılmış. Bunu görebiliyorsunuz. Yani ara sokakta şöyle bir baktığınız zaman çoğu da ayakta durduğunu mesela o ara sokaklarda görüyorsunuz ama yıkılan ağır hasar alan bakın gene ara sokakta sanki hiçbir şey yokmuş gibi değil mi? Yani normal bir şeymiş gibi. Arabalar bile sağlam var. Bir yani üstüne. Ben özellikle bunu hani bunun için çektim. Devam edebilirsiniz istiyorsanız. Videoyu durdurup devam edelim. Evet devam edelim. Evet. Evet. Yani bu gene Maraş'tayız. Evet, ağır hasarlı bir bina. 2000 öncesi çok ağır betonarme hasarları var. Yani kısmen şey de diyebilirsiniz. Bu aslında bizim
yeni yönetmelikle engellenmesini ümit ettiğimiz bir hasardı. Bir öncekinde kalalım. Evet. Bu düğüm noktası hasarı gözüküyor. Çok ağır bir düğüm noktası hasarı. Eski bir yapı, çok eski bir yapı. Eski bir yapı, evet. Yani ama kurtarmış kendisini. Herhalde insanlar burada kurtarmış. Herhalde hiperstatikliği fazlaydı kiriş plak olduğu için. Öyle tahmin ediyorum. Eski bir yapı, tahmin ediyoruz çerçeve, çok girmedik içerisine ama. Kurtarmış yani, o kadar eski olmasına rağmen. Boyutları da fena değil biraz, kolon kiriş boyutları. Bir sonrakine geçelim. Bu gördüğümüz hasarlı veya ağır hasarlı diyebildiğimiz tek okul binası. Diğer okul yapılar iyi durumdaydı. Aynen. Öyle mi? Evet. Kahramanmaraş için. En eski okullardan bir tanesiymiş galiba. Evet. Onun için onu da örnek olarak gösterdik. Bir sonrakine geçelim. Tek bu var ama diğerleri hepsi sağlam durumda. Şimdi Narlı'ya geçtik Kahramanmaraş'ta. Bu geçerken yol üzerinde yıkılan silolar gördük. Bu silolardan bir tanesinin fotoğrafı bu. Bir sonrakine geçelim. Ağır bir hasar var. Gene ambarda. Ben bunu anlatayım istersen. Şimdi burada hızlı bir şey var. Evet. Burada aslında bu yapı göçmüş vaziyette. Ama ayakta kalmasını sağlayan o içerideki pamuk balyaları. Evet, pamuk balyaları. Evet, pamuk balyaları. Aslında bu yapı da göçmüş. Yani. Şimdi biz bu resimleri de özellikle koymak istedik. Bunlar konut yapıları değil, insanların yaşadığı yerler değil ama ağır ekonomik kayıpların olduğu yapılar. Yerler. Silo olarak burada örnek olarak gösterdik. Ve burada tahıl, yani bir tahıl şeysi de problemi de olabileceğine dair haberler de var şu anda. Oradaki tahıl silolarında ağır hasarlar var. Yani, tahıl zincirinde sıkıntılar yani olabilir. İlerideki sunumlarda da daha endüstriyel, ekonomik olarak önemli olaylar var. Geçebiliriz isterseniz. İmalat safhasındaki prefabrikler çok ilginçtir. Bu iki prefabrik yapıyı yapan da aynı. Birer kilometre arayla, bir tanesinde herhangi bir şey görmedik. Bu arada bu bir öncekinde kalın. Bu iki prefabriğin etrafında da silo yapıları var hasarlı. Yani devam edelim. Bir şey burada ilgimizi çekti. Bir sonraki slaytta da var. Bir öncekine bir geri dönebilirsek. Ya da burada burada. Şimdi kolonlara bakarsanız, en sağdaki kolonlara 2 metre yüksekliğinde bizim bindirme herhalde boyları olduğu yerde hepsinde hasar var. Bu çok tipik bir hasar olarak bu prefabrik yapılarda gördük. Buna herhalde bir bakmak gerekecek. Yani şöyle bir şey var. Şunu gözlemledik. O gördüğünüz çatlama patlamaların olduğu yerden altında biraz daha fazla donatı, üstünde biraz daha az donatı. Evet, bakın burada. Sağ taraftaki kolonları görebiliyor musunuz? Evet. Kırıldığı yerlerde. Yani orada bir donatı azaltması yapılmış. Tahminen kritik yer en aşağısı olduğu için o bölgeye bakılmış ama biraz daha yukarıdaki momentin yeteri kadar azalmadığı belli. Biraz teknik detaya giriyorsunuz. Geçelim bunu. Evet. Bu gene yıkılan prefabrikler çok ağır hasarlı. Devam edelim. Bir güzel bir drone burada şeysi var. Şimdi bu gerçekten onu gösterebilirsiniz isterseniz videoyu. Ama hızlandıralım. Hızlandıralım. Yani çok ağır bir hasar, büyük bir mali kayıp. Belki insan can kaybı olmadı ama bu yeni bir yatırım belli. Evet. Ben bunun sahibiyle telefonda görüştüm. Gerçekten morali de bozuktu. Burada bakın vinçler de yıkılmış. Burada cephe elemanları, çatı elemanları. Bu gördüğünüz çatı elemanları. Yapısal elemanlar karışık bir karman çorman bir resim var ama vinçler çok maliyetlidir. Ama ilginç bir şekilde yan taraftaki bir bölüm herhalde kalmış. Burada bir tasarım hatası olma ihtimali var ama kritik, önemli nokta bizim için gerçekten büyük mali kayıplar. Evet. Yani bu da bunu da bu depremin etkisi olarak. Geçen bir sonraki fotoğrafa geçelim. Evet, bir sonraki sanıyorum fotoğrafa geçmeye çalışıyor biliyorum. Evet. İskenderun'a girdik. İskenderun'da devam ederseniz bir sonraki fotoğrafa. Ben burada bir hemen o resimle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bir gelebilir misiniz? Bir önceki. Şimdi bu resim şimdi İskenderun şehir olarak denizde ama yani karşısında dağlar var. Evet. Ve TOKİ konutları da bu dağ tarafında yapılmış. Biz o TOKİ konutlarına gittiğimiz zaman bu resmi çektik. Ve sağ tarafta bu resmin, yani denizi görüyorsunuz ve sağ tarafta liman. Evet. Genel yerleşim bu şekilde. Sol taraf şehir. Amin. Buradan devam edebiliriz. Bu limandan yaklaşık bir 3-4 kilometre sonra Ramada Otel'le karşılaştık. Ramada Otel'in önünde iki tane yıkılan yapı var. Bir tanesi Asmolen, bir tanesi Kirişli Plak. Bir sonrakine geçelim. Bu soldaki Asmolen yapı şu anda. Evet, sağda da Kirişli Plak yapısı Asmolen var. Olan yapının aslında, yani gördüğümüz kadarıyla müteahhiti hiç öyle
ne demirden çalmış ne ondan çalmış detayları, yani kırılmış şeylerde görüyoruz. Daha ileriye gidersek belki görürsünüz. Bir sonraki fotoğrafa geçelim. Bakın, çok yani aslında detaylı. Çok yoğun donatı var. İçinde etçe detayları, bizim istediğimiz detaylar yapılmış. Yani beton çok kötü, öyle bir şey görmedim. Mesela ben bu bölgelerde çoğunlukla şey agregalar gördüm. Nehir agregaları çok gördüm. Yuvarlak, bizim istemediğimiz. Burada öyle bir şey de görmedik ama asmonem bir yapı. Gördüğünüz bakın, gibi asmonem, köpükler, evet, gözüküyor. Köpükler gözüküyor. Bir sonrakine geçelim. Bunun yanında da kiriş plak bir yapı vardı. Bu yapının tabii biz uydu şeyin, yani eskiden çekilmiş Google Earth şeyini gördük. Bu bina çok dar ve yukarıya çıkan bir bina. Anladığım kadarıyla problem oradan olmuş bu kiriş plak sistemde. Bayağı bir betonarme perdesi var ama herhalde devrildi. Bu ve dar. Bu arkaya yatmış bir bina, evet, değil aynen, mi? Ama aynen. Ilginç ve bir Ramada Otel'e de şey yapmış. Bir sonrakine geçelim. İlginç bir göçme mekanizması göreceksiniz. Daha doğrusu konuştuğunuz bir mekanizma ama ilerleyelim. Evet, evet. Bu Ramada Otel'e çarptıktan sonra hasar vermiş. Bakın düzgün yapılmış bir çerçevenin önemini görüyoruz burada. Kolonların kesildiğini görebiliyorsunuzdur orada. Evet. Ortada. Yan taraftaki kirişler de gitmiş. Evet. Fakat yukarıdaki çerçeve o kadar kuvvetli ki binanın aşağı inmesini engellemiş. Yani iyi tasarlanan bir binanın... He. Zaten boyutları oldukça büyük kirişler ve kolonlar bunlar. İçeride betonarme perdeleri de var. Ramada Otel herhalde bayağı sağlam yapılmış anladığım kadarıyla. Kısmi ve çok lokal göçme ama tümden göçme değil bu. Onun için bu yapıyı tasarlayan kişi tabii öngörememiştir yandaki binanın ama iyi bir tabii. Tasarım yaptığı için gerçekten yapı iyi davranmış. Evet. Üstüne bina yıkılmasına rağmen. Evet, evet, evet. Bu İskenderun'da gördüğümüz çelik yapı. Yani çelik ilk konut Türkiye'de. İlk defa bir çelik yapı görüyoruz şu anda. Yani İskenderun'da ilk defa görüyoruz ama ben açık konuşayım. Ben yani epey projeye bulaştım Türkiye'de. Ben konut yapısı olarak çelik yapı yapıldığını pek duymadım. Belki başkaları, yani birileri yapmış olabilir ama 3 tane çelik, yani az katlı yapılar değiller. Tipik bu yükseklikteki çelik için betonarme perde, diğer taşıyıcıları çelik yapmış adam. Bir sonraki fotoğrafa gidelim. Bunlar çelik kirişlerin, evet, ve kolonların şeyi. Binada hiçbir şey yoktu değil mi? Evet, hiçbir şey yoktu. Ben şunu da söyleyeyim. Bu arada Ramada Otel'e 100 metre. Evet. Şunu da söyleyeyim. Bir önceki slayta geçebilir miyiz? Şimdi bunun biz tabii bu binayı yapan müteahhitle ilgili bazı haberleri vesaire bulduk. Yani gayet bilinçli bir şekilde çelik yapmaya karar vermiş ondan sonra. Yani biz bu vakte kadar hep betonarme yapılara baktık. Çelik hiç konuşmadık. Çelik genelde şöyle bilinir, biraz maliyetli bilinir. Yani maliyetli bir yapısal malzeme seçimini bu müteahhit bilinçli yapmış. Çünkü deprem anlamında güvenli olduğuna karar vermiş. Karar vermiş. Bu şekilde olan müteahhitler de var, evet, Türkiye'de. Yani bunu da kabul edelim. Evet. Ama şöyle bir şey, bilgi geldi. Ne derece doğru bilmiyoruz. O bölgeden bir bilgi geldi. Ne yazık ki bunu yapan müteahhit batmış. Bu inşaattan sonra battığı söyleniyor. Ama bakın, yani ayakta da en azından şu anda kendisi... Şey değil, inşallah başka bir nedenden dolayı bir problem olmuştur ama kendisi şu anda içeride değil diyeyim yani. Hani ne demek istediğimi anlatabildim mi? Çok net. Evet. Çok net. Evet, evet, devam edelim. Bu orada gözlemlediğimiz tarihi yapılardan sizde çok daha fazlası olan. Bu bir taş duvar yapı. Yukarısında ahşap çatı var. Tabii çatı herhangi bir diyafram görevi görebilecek kadar kuvvetli olmadığı için taş duvarlar kendi kafalarına göre davranmışlar. Diye. Yapım yılını biliyor muyuz bu binanın? Hayır, bilmiyorum. Ama yeni... Çok değil, eski değil herhalde. Bence yeni restore edilmiş. Restore edilmiş, evet. Öyle oldu. Maalesef böyle bir... İlerleyebiliriz. ...şeyle karşılaştık. Son 20 dakikamız kaldı arkadaşlar. Bitirmek üzereyiz. Evet. Bu da bahsedilen TOKİ konutları, tünel kalıp yukarıya çıktık bu bölgede. Bunlar da sadece sıva hasarları vardı, gördük. 2017 yapımı. Evet. Yani oldukça yeni. Buradan tünel kalıp konusunda da olumlu bir değerlendirme yapabiliyor muyuz? Yoksa onu bir başka programa mı bırakalım? Ben şöyle diyeyim. Yani belirli bir kata kadar olumlu olduğundan eminim. Ama biz her şeyde olduğu gibi Türkiye'de ifratla tefrat arasında gezme olayı var. Çok yüksek tünel kalıplar yapıyoruz. Evet, onlar evet. Konusunda çok emin değilim. Emin yani değilsiniz. 200 metreye kadar yapılmış yüksekliği olan tünel kalıp yapılar var bu ülkede. Yani tünel kalıp yapıların prensipleri böyle büyük açıklıkların geçildiği çok yükseğe çıkılan yapılar değildir. Bu yapılar da zaten açıklıkları büyük değildi. Yani prensip olarak baktığınızda TOKİ konutları böyle lüks yapılmaya çalışılan yerler değiller. Öyle çok büyük açıklıklar geçmiyorlar.
Evet. Epey betonarme perdeler var her doğrultuda. Öyle olunca fena davranmıyorlar. Ama siz bunu yani Türkiye'de İstanbul'da özellikle kullanımın olduğu gibi lüks konutlar da yapmaya çalışırsanız o konu bence hala tartışmalı. Sıkıntılı. Ben belki bir şey ilave edeyim. Lütfen hocam. Şimdi bu tünel kalıpların da çeşitli düzenlemeleri var. Yani bu prensip olarak perdelerle taşınan sistemler bunlar ama bunların perdelerin düzenlenmesi bir takım tip projelerde farklı farklı düzenlemeler var. Bunların mesela balık kılçığı tarzında arkadaşlar bilir olanları var. Bir doğrultuda ortada bir tane boylu boyunca perde var. Ona saplanan perdeler var. Bu mesela iyi bir sistem değil. Anlatabiliyor muyum? Yani bu doğrultudaki evet büyük bir perde ama orada bir problem olsun bütün bina hasar görebilir. Ama buna mukabil daha başka konfigürasyonlar da var. Yani yine tünel kalıp inşaat teknolojisine uygun. Onlar daha iyi davranabiliyor. Yani biraz da sisteme bağlı demek istiyorum. Ben bir araya bir not düşebilir miyim? Tabii burada? Buyurun. Biz başka tabii tünel kalıp olan TOKİ konutlarını da inceledik. Evet. Nurdağ'ındaydı galiba. Nurdağ'ında. Evet. Orada iki grup tünel kalıp yapısı vardı. Birisi nispeten çok daha eski. 15 yıl evvel dediler. Yapılan. Diğeri ise aynı bu şu anda gördüğünüz gibi daha yeni olan TOKİ konutları. Eski olanlarda biz bu yapısal olmayan işte bölme duvar hasarlarını gördük. Kimse oturmuyordu orada. Herkes çıkmış. Yani daha fazla bölme duvar hasarı vardı. Yeni konutlarda ise çok çok küçük, çok basit işte çatlak falan ufak ne bileyim sıva çatlağı gibisinden şeyler vardı. Yani yeni konutlar eski konutlara göre yapısı olarak aynılar. Yani bir hasar yok ama bölme duvar açısından ya da hemen kullanım açısından yeni konutlar daha iyi performans gösteriyordu. Ona rağmen yeni yapılan konutlarda insanlar da çok korktukları için yani, değil mi Şeref? Girmiyorlar. Az önce bahsettiğimiz çok da haklılar tabii bir ve bakıma. Biz şey yapmaya çalıştık. Bir de bize söyledikleri bir şey şuydu. Medyada artık o kadar çok bu bahsediliyor ki. Yani bir WhatsApp'tan bir mesaj geldiği zaman yerlerinden oynuyorlar. Yani hafif bir sallantı oluyormuş mesela. WhatsApp grupları varmış. Şurası hafif bir sallantı hemen herkes korkudan şey yapıyor. Bu inanılmaz bir psikolojik travma. Yani o insanları anlatmak da çok zor. Bu yapılar çok güvenli yapılar birçok o İskenderun diğer yapılarına göre. Ama böyle bir etkisi de var ya, yazık. Biraz önce size söylediğim hikayenin bu işin psikolojik tarafı çok ağır bir psikolojik tarafı var. Hem yaşadıkları sarsıntıdan dolayı hem gördüklerini de halkın değerlendirmesi açısından. Yani burada çok hafif sıva çatlaklarının ötesinde bir şey görmedik. Yani arka taraftaki dolgu duvarın ben hasar görmediğini bile düşünüyorum ama insanlar o çatlakları gördüğü zaman acaba evimiz çünkü bize yani bu ev yıkılıyor mu diye soru soruldu. Evet. Anlatabiliyor muyum? Şimdi öyle olunca yani siz mesela ağır dolgu duvarı hasar olan bir yere burada orta hasar deseniz yıkılmayacak deseniz buna çok itiraz edecek insan olacağına da eminim. Yani bir ortada korkunç bir bilgi kirliliği var. Yani açık konuşalım. Sosyal medya maalesef bazı açılardan iyi olabilir ama bazı açılardan da maalesef müthiş bir bilgi kirliliğine sebep oluyor. Bu da insanların psikolojisini çok etkiliyor. Aynen Barış'ın dediği gibi herhangi bir şey olduğu anda birden millet ortada büyük bir kargaşa çıkabiliyor. Bir de tabii iki deprem arasındaki farklılık da çok önemli. Çünkü birinci depremde yıkılmayan binalar insanların gözleri önünde ikinci depremde yıkılmaya başlayınca bir üçüncü depremde ne olacağı da tabii ki insanları son derece korkutuyor. Devam edebiliriz. Biz şimdi orada İskenderun limanına gelmişken bir görelim dedik. İçeriye girmek için de izin aldık ama şöyle bir durum var. Bu aslına bakarsanız anladığım kadarıyla kullanılmayan bir iskele. Çünkü eski bir iskele. Zaten vinçleri de çok eskiydi. Bu oradaki yıkılan vinç. Yeni tarafa giremedik çünkü şeyler yıkıktı hala. Bu arada kullanılmayan eski bir vinç değil mi? Evet, kullanılmayan eski bir vinç. Ne derler? Yeni vinçler ne oldu yerde? Yangınlar vesaire bir durum olduğunda o tarafa bakmadık açıkçası. Yani bizi konteynerlerin o devrilmesinden dolayı sokmadılar ama eski vinç bu yıkılmış bir eski vinç. Biz girdik. Bir sonraki fotoğrafa gidelim. Evet. Yani aslına bakarsanız bunlar ana yapılan yani parça parça yapılan iskelelerdir sıcaklık sebebiyle.
Bu parçaların birbirleriyle çarpmalarının izlerini gördük. Aralarının açılma izlerini gördük. Bakın sol tarafta iki şeyin kalıcı olarak birbirinden 35-40 santimetreye kadar açıldığını bayağı gördük. Bayağı ciddi bir açık. Buna boydan boya baktığınızda, rayı takip ettiğinizde yanal olarak da bir öteleme olduğunu görebilirsiniz. Evet. Tabii kalıcı. Bize ilginç gelen ve sebebini hala bilmediğim, bazı anaların arasında da düşeyde 25-30 santimlere varan düşeyde de farklılıklar buradaki fotoğrafta görülüyor. Yükselti ve alçaltı olarak. Yani bir taraf şeyde kalmış ama bir taraf aşağı inmiş. Sıvılaşma olabilir, bir sürü sebep olabilir. Tabii biz aşağıya bakmadan herhangi bir yorumda bulunamıyorum. Aşağıdaki kazıklarda ne olup olmadığını da görmedik, onu da söyleyelim. Ama bir daha da söyleyeyim, bu eski bir iskele. Evet. Ve bu bölgede de yani zeminin kum, sisitli kum olduğunu biliyoruz. Yani o diğer şeylerde de görüyoruz. Biz bu iskeleye ağır hasarlı diyebiliyor muyuz? Ya da orta bu hasarlı? İskele... Hemen kullanılabilir mi? Kullanmaya devam edilir mi? Şeref, sence ne düşünürsün? Yani Şirkiler gittiğini göz önüne alırsan şey değil. Ama mesela anladığım kadarıyla özellikle tabliyelerin derin kirişleri vardır burada. Nuray Hocam benden daha iyi bilir. Yani yıllarca deniz yapısı yaptı. Onlarda bir hasar olmadığını sanıyorum. Çünkü pek bir şey göremedim. Ama aşağıya bakmadan söyleyemem. Yani çünkü çarpma sonucunda o gördüğünüz kayma kamaları kırılır. Onun yani engellenmesi mümkün değil. Kalıcı deplasmanın sebebi de tamamen yapısal mı, yoksa zeminde de oynamalar var mı, onu da bilmiyorum. Yani detaylı bir inceleme yapmadan bir yandan devam edebiliriz herhalde. Evet, ama şunu söyleyelim. Bu yani burası şu an çalıştırılıyor. Gördüğünüz gemiye yükleme ve indirme bindirme yapıyorlardı. O da bir konteyner gemisi. Olabilir. Yani konteyner gemisi gibi gelmedi bana, sanki şey de vardı ama anladığım kadarıyla şeyden gelen yardımlar onunla gelmiş. Yunanistan'dan gelen Yunanistan'dan. Ro'da olabilir. Evet, tabii. Olabilir yani. Evet. Dolayısıyla yani üzerinde kamyon gidiyordu geliyordu. Ben özellikle acaba titreşimler hissediyor muyum farklı diye, hani böyle ekstrem bir şeyler oluyor mu diye kendim bir şey yaptım. Hissetmedim. Demek ki aşağıdaki şeyler sağlam olabilir. Ama çarpmanın etkisiyle tabii o hasarların olması doğal. Aşağıdaki bunları ancak dalgıç incelemesiyle kazıkların durumu anlaşılabilir. Evet. Üstten bir şey görünmüyor ama mutlaka biraz hasar vardır. Fotoğrafımız kaldı. Ne? Kalmadı galiba. Bilmiyorum, bakalım kaçıncı numaradayız. Galiba bitti kalmadı. Bitti gördüm ama bitti galiba, evet. Evet, herhalde. Evet. Evet. Şimdi burada da tabii ki Nuray Hocam'ın başta belirtmiş olduğu yapı deprem mühendisleri platformunun da logosunu görüyoruz. Ve yakında sizleri daha fazla görme imkanımız. İnşallah. İnşallah. Sizlerle daha fazla bilgi almak amacıyla temas kuracağımız. Bu arada çok sayıda arkadaşımız da aslında arkada şey yapıyor, yani çalışıyor. Evet. Biz sadece öncü birlik olarak gittik. Amacımız şimdi yani... Hani arazide de ne olduğunu görelimdi. Bu saatten sonra farklı grupları farklı yerlere veya farklı yapılara göndermek. Mesela endüstri yapılarını kesin gezmek gerekiyor. Bu iskele rıhtımları kesin gezmek gerekiyor. Yani farklı bir grup olarak belki Barış'la ben tekrardan o bölgeye gidip izin alabilirsek, ben AYGM'den izin almayı deneyeceğim. Bunlara bakmak, köprülere ayrıca bir bakmak muhakkak gerekiyor. Çünkü köprülerde... Mesnet hasarları olduğunu biliyoruz ama onun haricinde galiba hasar yok. Karayolları çok hızlı köprüler bir şey yaptı. Köprüler ve viyadikler. Evet. Yani, ama gene de daha dikkatli gidip bir bakmak lazım. Onun haricinde bölgelerde daha detaylı bina incelemesi yapmak lazım. Yani biz çok büyük bir alanda olduğumuz için ve iki kişi olduğumuz için bazen videoyla idare ettik. Böyle kritik gördüğümüz veya bak bu ilginç bir şey dediğimiz şeyleri çektik. Bir de ve tabii içine girdiniz. Evet, yani biraz da şunu bilmek lazım. İstatistiki bilgiler elimizde olsaydı, yani şu bölge şöyle, bu bölge böyle diye. Benim mesela düşündüğüm bir şey var. Biz yani 2000 sonrası diyoruz ama sanki 2000 ile 2010 arasını bir pencere, 2010 ve sonrasını bir pencere yapmakta buna da çok ihtiyaç var. Var. Evet. Yani ben mesela 2000 ile 2010 arasındaki yıkılmış bina miktarının biraz da malzeme ile olan sebeplerden dolayı daha fazla olabileceğini düşünüyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Biz bunları burada göstermedik ama arkadaşların şeylerinde var. Hep beton konuşuluyor. Maalesef çok gevrek çelikler de var. Ben o bölgede yaşayan biriyle konuştum. Yani mühendis, inşaat mühendisi. Özellikle İran'dan alınan çelikten bahsediyor. Ve o çeliğin zaten uygulamada da bükülemediğinden bahsediyor. Yani büktüğünüz an kırıldığından konuşuyor. Ama anladığım kadarıyla, yani bu tabii bana anlatılan, ucuz bir
çelik yani İran'dan donatı, gelen. Beton armanın evet, içerisinde kullandığımız donatı çeliği. O yani beton kadar önemli bir eleman. Dolayısıyla yani buradaki tek problem beton değil, çelik de olabilir. Bu yeni yapılarda etkili de olabilir. Açık konuşayım. Araştırmak lazım. Bunları araştırmak evet. lazım. Daha öncesinde de böyle örnekler var. Var biliyorsunuz. Var. Bulgaristan'dan alınan demirler. Eski tarih tabii. Ama orada da ciddi sorunlar var. Bütün bunlardan hareketle son dakikalarımızı bu yaptığınız geziden hareketle ne tavsiye edersiniz? Hangi noktaları dikkate almak lazım? Buyurun. Ben orada tabii konuştuğumuz kişilerden de bir mesaj buraya getirmiş olayım. Orada tabii afet durumu söz konusu ve şu anda afet bitmiş değil. Tabii. Yani oradaki insanların durumu çok iyi değil. Yani psikolojik travmayı bir kenara koyuyorum ama hayatlarının yani ailelerinin parçalandığını, yani kendi ailesi içerisinde kayıpları olan insanlar, olmayan insanlar şu anda dağılmış vaziyetteler. Bunu özellikle benden istediler. Böyle bir imkanım olursa biz halk olarak da bunu takip etmemiz lazım. Şu anda herkesin biraz daha ilgisini çeken belki İstanbul'un depremselliği ya da farklı bölgelerde ve mevcut yapı stoğu ne olacak soruları ama şu anda henüz bitmemiş orada bir afet yönetimi durumu söz konusu. O insanların hayata dönmesi, normal hayata dönmesi çok zor bir süreç. İkincisi ve uzun bir süreç. Çok uzun bir süreç. Ben bunu orada gördüm. Çok nazikçe anlatmaya çalıştılar ağlamadan. Ama çok zor bir süreç. Yani onu anlatmak da çok zor. Ve şey yani mesela beni konuştum kişi çocuğunu bir tarafa göndermiş, eşi işini kaybetmiş başka bir tarafta, kendisi para kazanması lazım. Orada işte o silolara bakıyor ama bundan sonra ne yapacağını bilmiyor. Kafası dağılmış, arkadaşlarını, dostlarını kaybetmiş, tek başına yalnız, moral bekliyor. Onun için burada ilerleyen aslında biz mühendis olarak tabii binalar konuşuyoruz hep ama binaların dışında da oradaki insanlar için psikolog mesela. O da çok önemli bir iş. Afet yönetimi o insanların normal hayata dönmesi bir iş. Bence o tarafın da ana akım medyada da gösterilmesi gerekiyor. Sürekli binalardan bahsediyoruz. O taraftan şey yapıp insanlar ne olacak? Nasıl normal hayata dönecek? Ben de bu mesajı iletmek istedim size. Evet. Ben İstanbul'la ilgili çok kısa bir şey söyleyeceğim. Biz orada da çokça gördük. Şimdi korkunç bir izolatör furyası başladı Türkiye'de. Bu konuyla ilgili fikrimi söyleyeyim. Ben Barış'la ben hasbelkader bu işlerde Barış uzmanlık da alanı. Ben onun gibi değilim. Alaylıyım o konuda. İzolatör tasarımı yapmış insanlar. İzolatör tasarımı biraz daha üst düzey bir konu. Şimdi Türkiye'de evet bizim üst düzey mühendislerimiz var ama bütün Türkiye'yi besleyecek kadar değil. İnsanlara emeklemeyi öğretmeden sırıkla atlama yaptırmamak lazım. Yani bu konuyu çünkü bakın her sistem bizde böyle bir sihirli değnek arama şeyi vardır yani. Birisi gelsin sihirli değneği dokundursun her şey düzelsin. Hayatta öyle bir çözüm yok. İzolatör çok iyi bir teknolojidir. Dünyada uygulama alanı çok olan bir teknolojidir. Ama ben yani bilmiyorum belki Barış bulaştı. Ben Kaliforniya'da residential bir yani konut türü izolatörlü yapı görmedim. Çünkü maliyetleri oldukça yüksek bu sistemlerin ve kötü tasarlanırsa sigortası yok. Evet. Çünkü tek bir sigortaya her şeyi bağlıyorsunuz. İzolatör. İzolatörle ilgili yapılan tasarımda bir problem yaşarsanız çok büyük felaket sonu. Ben bu işin uygulama tarafının çok iyi kontrol edilmesi gerektiğini iyi biliyorum. Normal yapıların çok ötesinde kontrol gerekiyor. Bu konuda yani insan gücümüzün olduğundan yeteri kadar ben emin değilim. Bu konuda da fikrimi söylemiş olayım. Evet. Bilmiyorum. Ben bu noktada bir şey ekleyebilir miyim izin verirseniz? Tabii buyurun hocam. Şimdi bir grup mühendisle birlikte bu konuyu aydınlatan iki sayfalık bir bildiri hazırladık. Bir nevi bilgi verme amaçlı. Onu da önümüzdeki günlerde herhalde basına açıklayacağız. Evet. Bu çok önemli bir konu çünkü her yerde açın televizyonu her akşam en az bir iki tane televizyon kanalında bu konu konuşuluyor. Evet. Barış da. İki dakika. Yani çok şu anda çok popüler bir konu. Herkes televizyonda aslında o kadar da çok fazla konuşulmuyor. Bize gelen talepler çok çok daha fazla. Evet. Bu sanki şöyle bir şey zannediliyor. Yani bakkaldan alınıp izolatör binanın altına takılan böyle bir cihaz falan gibi zannediliyor. Değil. Şerif'in de anlattığı gibi çok kompleks aslında bir teorisi olan bir sistem ve çok ileri bir sistem. Yüksek performanslı bir sistem.
çok dikkatli yapılması lazım. Şu anda çalıştığımız, tabii üzerinde çalıştığımız birçok izolatörlü yapı projesi var. Tasarım gözünden olduğumuz projeler vesaire var. Yani Türkiye'de dediği gibi Şeref'in bunu büyük kapsamlı bir şekilde uygulayabileceğimiz bizim mühendis gücümüz ne yazık ki yok. Konunun biraz ileri konu olmasından kaynaklı. İkincisi, benim anladığım konut yapılarına yönelik olarak çok talep var. Hemen binamızın altına biz bunu çözelim falan. Konut yapı, bizim Türkiye'deki tipteki konut yapıları için de uygulamalar çok fazla değildir. Japonya'da belki olabilir. Orası ayrı bir ülke zaten. Türkiye'de de o yönde de fazla tecrübe yok. Evet. Tecrübemiz de çok fazla yok. Onun için çok dikkatli yaklaşılması gereken bir konu. Herhalde bu ileriki günlerde belki bunlar da daha detaylı belki. Evet. Bu konuyu detaylı konuşmak lazım. Bir hastaneler vesaire gibi özellikli binalarda evet, kullanılabilecek bir malzeme. Kullanılan zaten o amaçlı aslında tabii, ama konut için ayrı bir yaklaşım, ayrı bir tasarım şeysi gerekecek. Bu konuda çok ciddi bir bilgi kirliliği var ve sanıyorum, yani ben de son söz olarak şunu söyleyebilirim. Bölgede yapılacak, inşa edilecek binalar konusunda da böyle bir telaş hareket etmemek gerekiyor. Kesinlikle. Sizin yaptığınız gibi detay incelemelerin yapılması sonucunda katılımı da genişleterek, yani sadece bu TOKİ'nin becerebileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu işin sosyal tarafı da düşünülerek, bütün paydaşlar, çok bütün önemli. Kitle örgütlerinin ortak katılımıyla ortaya çıkan bir yaklaşımla, bir şehir planlamasından tutun, deprem hazırlık, dirençlilik ve tüm ülkenin kaynakları, insan kaynağını kullanarak bir çalışma yapılması gerekiyor. Arkadaşlar, çok çok teşekkür ederiz. Nuray Hocam, size de çok teşekkür ederiz. Uzaktan programımıza katıldınız. Sağ olun. Sanıyorum bu programa, bu programlara devam etmemiz çok yararlı olacak. Çünkü önemli bir konuyu aydınlatmanın başka bir yolu yok diye düşünüyorum. İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını burada sonuçlandırıyoruz. Gelecek hafta pazartesi günü saat 16'da yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.